Şöyle 3-5 günlük bir zırh basımı ardından dinlenme sürecimiz oldu. Onun ardından tekrardan geldik. Borçlarımız var. Tabii Hidra'ya tabiyiz. Hemen şuradaki ekmek teknelerimizden benim olan tekneyi ortaya aldım. Bu teknenin üzerine bineceğim, atlayacağım kayıma. Hidra'da şuralarda bir yerlerde zaten oraya gideceğim. Hidra'mı kesmeye başlayacağım. Bu videoda da ne yaptık? Böyle bir Hidra üzerinde bizim ikinci ninja, yani bu dönüşümde değil, normal hançerle kesen ninja çok fazla marka yiyordu ve markaya rağmen de masraflıydı. Şimdi biz onun masrafını kaldırmaya çalıştık. Bu videoda bakalım kaldırabildik mi? Hidra'da marka basmadan kestirebildik mi o karakteri, Hidra'sını? Umarım ki videoyu izlerken keyif alırsınız. Keyif alırsanız da güzel bir beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok da yormadan, bekletmeden sizlere video almak istiyorum. Keyif seyirler diliyorum. Evet, zırh felaketinin ardından şöyle artı 12 kalan zırhımız gene bir beyaz zincir vakasıyla muhtemelen karşılaşacağım ve bu beni artık yani çok yoracak bir olay oyunda. İstemiyorum. Hani bakın, beyaz zincir birazcık irrite olduğum bir konu. Daha öncesinde de 90 kere, ki beyaz zincirin 20-10 olduğu bir dönemde 90 kere deneme yaptığım için artı 10'a beyaz zinciriyle bir lanet yaşadığım için çıkarma konusunda zorlanıyoruz halihazırda tabii ki. Yani bu beni çok yoruyor. Şu anda oynadı pek oynayasım yok açıkçası. Gerçekten girip bir şeylere uğraşmak istemiyorum. Artık böyle bir şeyleri kolay yapabilmek istiyorum. Sonuçta her şeyimizi borcu alıyoruz. Bu bizim borcu aldığımız bir item değildi. Kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Ve kim bilir bizden kaç won yiyecek. Belki 2000, belki 3000 won yiyecek ve ben bunu artı 13 yapamayacağım. Böyle bir psikolojiye büründürdü artık Metin 2 beni maalesef ki. Umarım ki bu zırhta ileriki denemelerimizde şanslı oluruz. İlla ki deneyeceğiz tabii ki ama uzun bir süre denemeyeceğim. Çünkü oyundan soğutuyor ve farm yapamıyorum. Şu anda da bu farm yapma isteğim gelene kadar karakteri sunakta tutacağım zaten. 7 günümüz var. 7-8 gün falan böyle bir safe modda takılırım muhtemelen. Hemen sunağa koyalım karakterimizi. Şöyle gizemli zindanımıza girelim. İçeri girmek için sizlerden bilet istiyor. Onlardan da bahsedeyim ufak tefek. Buranın statülerini de gösterelim. 25-15-25-30 şeklinde. Yani çok büyük bir statüye gerek yok. Eldiveniniz vesaire yeterli oluyor. Onun haricinde şuradaki biletten istiyor sizlerden gizemli bilet. Bunu nerede elde edebiliyorsunuz? İkinci map'teki Dongan Ovası'ndaki Argoslardan düşme ihtimali yüksek. Aynı zamanda yılan tapınağındaki yılan metinleri ve oradaki boss'tan vesaire rahat bir şekilde elde edilebilir. Tabii farklı elde yolları da var ama en kolayı bu şekilde. App'le almanıza gerek yok. Yani bu tarz farmları yapıyorsanız gene Nesne Market'ten de app üzerinden alabiliyorsunuz. Şimdi karakteri nereye bırakacağımı da gösteriyorum. Bu arada Ninja'daki 58 tılsımı da aldım. Hasarı birazcık arttırsın diye. Normalde bir miktar yaralı item toplayacaktım. Kalkandır, kasktır vesaire. Hem kask bulamadık. Kalkanlar çok pahalıydı burada. Fiş falan bulamadım. Şöyle bir tek buna 10 yarı getirdim. Şurada bir 10 yarımız var. Bir de şunda 10 yarımız var. Sadece yani bu 3 temde yarı var şu anda karakterde. Yarımız çok düşük. O yüzden tılsımı aldım. Zaten hidra kesesim de pek yok. Borçlarımız da var tabii ama birazcık, ama bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım. Umarım ki onları da bir şekilde bitireceğiz. Şimdi nerede kasılacağımı da sizlere gösterelim şu şekilde. Şu noktaya gidiyoruz beyler. Şuradaki artı noktasında sadece buzlu slotlar çıkıyor. Bir iki tane karanlık slot vardı en son, yanlış hatırlamıyorsam, ama o da sizi öldürmeye yeterli olmuyor. Karakterde şu anda korku duyduğum tek nokta, yani ölebileceğini düşündüğüm tek nokta tılsımda savunma olmaması. Bu çok büyük bir etken ve mesela 31 buzlu bir tılsım da burada çok büyük bir etken sağlıyor. Umarım ki defans konusunda karakter zorlanmaz. Zırha birazcık güveniyorum. Zırhı da bir miktar buraya için yükseltmek istedim açıkçası. Ama dün ben 400 won dedim harcadığımız miktar, ama 600 won'u geçik bir miktarda harcamışız gibi gözükmekte. Çünkü beyaz zincirlerin tanesi 9 won ve beyaz zincirli bir katmanda yorduğu zaman zırh gerçekten çok pahalı basımlara denk geliyor. Ya bizim bu zırhı basarken istediğimiz şu, artı 13 olsun. Hani 14'ü 50 metal de yaksa, 100 metal de yaksa sıkıntı değil. Şimdi artı 13'e ne olmuş oldu? Nereden baksanız 100 kere belki de artı 14'ü denemenin aynı miktarında parayı harcamış oldum. Böyle bir problem var. Şöyle de kasılacağımız yere de geldik. Ben hemen karakteri başlatayım, ayarlarını yapayım. Otomatik alıp salalım bakalım nasıl bir durumda. Evet, karakter kötü senaryolar haricinde ölmüyor. Hasar setinde çok daha iyi bir durumda gibi gözüküyor. Ama şu tılsım da bizi idare ediyor. Yani Hidra kesecek olduğumuzda bu tılsımı tekrardan götürür veririz diye düşünmekteyim. Şimdilik bakalım karakter bu şekilde takılsın. Umarım ki çok fazla ölüm yaşamayız. Burada bir miktar ham metal plaka kasmam gerekiyor. 3 tane tamlıklı item basmam lazım. Borçların arasında bu var. Bu peti de 105 level yapmam lazım. Buraya hem geldim bulunmamasını kasayım hem de ham metallerini kasayım diye bakalım. Burada bir süre takılacağız. Şu an mesela birikti slot. Umarım ki ölmezsin. Umarım ki ölmezsin de içeri gidebilirim. Böyle rahatlıkla takılabilirim. Yani sanki düşüyor düşüyor topluyor ama bir şekilde dayanıyor gibi beyler, bilmiyorum. Yani çok hassas bu arada. Yani öldü illaki olacaktır. Bayağı hassas çünkü. Son bir metal ihtiyacımız vardı. Zırha 5 adet daha deneme yapacaktım. 150 tane hidra açtım. Görüyorsunuz çöp biliyor. Bir tane bile metal çıkmadı gene. Oyun bizler için gerçekten bu kadar zor. Şunları da atalım, hepsini yakalım beyler. Bir tane geçirdik. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. İyi, kuşakları geçirdik en azından. Ama hiçbir işe yaramıyor gerçekten. İhtiyacım yok yani kuşağa. Üzücü. Zırh denemesinin üzerinde 1-2 gündür oyuna girmiyorum. Ya hiç oynayasım, hevesim kalmıyor gerçekten böyle durumlar olduğu zaman.
Bunu tek sefer olarak yorumlamayalım da. Neyse devam edelim. Şunları da bitirelim. Şöyle bir kuşak çıkarmıştık en son. Yaklaşık bir gün boyunca kestiğimiz hidradan çıkanlar bunlardı şöyle. Bunları da bir yok edelim. Bir günlük RM'mizi de hemen çöp edelim. Sonrasında çıkalım oyundan bakalım. 19 emişte kalacağına zaten eminim. Bunları seri seri atıp 19 emiş olarak gitmek istiyorum. Evet, oyunda istediğimizi veriyor bize sağ olsun. 21 oldu. Hiçbir anlamı yok. 23 oldu. Allah Allah. Allah Allah, garip. Garip abi. 23 olması garip yani. Evet, 30 bon arttırdı mı değerini? Arttırmadı tabii ki. Ama olsun yani, arttı. Bilmiyorum. Ne işe yaradı bilmiyorum. Bitiri sunağı bırakmıştım. Sabah da uyandım. Pazarda bir satış gerçekleşmiş. Bu da bizim 35 bon aldığımız güzel bir kask vardı. Becerili hatırlıyorsunuzdur. Bir de kendi getirdiğimiz 15 şimşek 10 büyülü versiyonu vardı. Aynı şekilde. Bu bizimkinde 20 şeytan vardı. 35 almıştık. Bizimkinde gördüğünüz gibi 60 bona satmışız. Burada bu tılsımını bırakmaya devam ediyorum bu arada. Diğer tılsım hala üzerimde. Pek fazla hidra falan kesmiyorum bu aralar dediğim gibi. Şimdi şuradaki ham metal plakaların hepsi 10'lu olduğu zaman, yani 10 paket olduğu zaman aşağı geçeceğim. Tüm parayla bir ayışı toplayacağız. Karakter de açacağız. Umarım ki itemlerden birkaçını en azından deneyebiliriz. Birazcık da demirci toplamam gerekiyor tabii ki. Bunları bir eldesini sağlarız. Sonrasında geliriz. İtemlerimizi deneriz diye düşünüyorum. Umarım ki güzel şeyler elde ederiz. Şurası 10'lu olduğu zaman ben geleyim. Bu süreçte de 150 tane falan paratılı istiridye demiş olmuş. Ama genelde böyle eldivenle bıraktığımda da aynı drop'u alıyorum. Bilmiyorum, karakterin drop'u bir miktar gerçekten düşük gibi geliyor bana. Aura da iyi ama Aura güzel atıyor karakteri. Evet, sizlere benim muhteşem şansımı gösteriyorum. 190'la kaç kere denemişiz? 6 kere. 6 kere 190'la deneyip 4 kere yakabilir misiniz beyler gerçekten? Merak ediyorum. Şu 5. de yakalım hatta. Bak buradan sonrasında geçti bak. Görüyor musun? Şu yanma oranı saçmalık. 10 tane de 4 tane yakmışız abi. Yani İlk hatta B6'da 4, çok garip çok garip abi. Şimdi benim buradaki 20'lik 10 dakika olan ayaz gücü özütlerine ihtiyacım var. Şöyle altın ayaz gücü özütünden yapacağız. Bakalım kaç tane üretebilirsek, artık üzerime bir miktar topladım. Muhtemelen ayaz köklerimiz erken bitecek ya da güç özütlerimiz de erken bitebilir. Bunun neden ihtiyacımız olduğunu da sizlere birazdan açıklayacağım. Şimdi şöyle hızlı hızlı üretmeye başlayalım. Umarım çok yakmazsın. Bir tane yaktık, bir tane daha yaktık da bilmiyorum. Bayağı bir üreteceğiz gibi gözüküyor ama şöyle hızlı hızlı vuruyorum. Çok da yanıyor beyler, biliyor musunuz? Şu an yanmadı. Şöyle hızlı hızlı. Vuralım gitsin abi. Vuralım gitsin. Bayağı da bir ürettik açıkçası. 151 mi? Ne? Altın otum vardı. Boş güç özütlerimiz bitti. Kaç tane üretmişiz? Bakalım. 111 tane altın ayaz gücü özütü üretmişiz. Gayet güzel, yeterli bir miktar bizler için. Şimdi bunları neden kullanacağımı da söyleyeyim. Hemen oraya doğru geçelim. Ondan sonrasında size bunları açıklayacağım ben. Evet, geçmeden önce de şurada benim Hidra'da bayağıdır biriktirdiğim bu beyaz inciler var. Yani bayağıdır da birikmiyor aslında. Bir miktarını pazarda da sattık ama çok da ucuzlamış fiyatları incilerin, bu muhtemelen Paskalya eventinden çıkan kızılalev taşlarından dolayı 4 hemden şöyle enerji parçalarını aldım geldim. Bolca da bir kızılalev taşı yapmak istiyorum. Hızlı hızlı dönüştürelim. Şuradan beyaz ince miktarından artık kontrol ederiz. Diğer inciler daha küsur atmıştı. Bir tane beyaz incimiz var. Kaç tane denemişiz, kaç tane çıkmış oradan görürüz. Şöyle bir miktar enerji parçasını topladım geldim. Hızlı hızlı vuralım. Bakalım ne kadar çıkacak. Tabii karakterin %90'la bu kadar yakması üzerine %10'a da geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ama bizi yanıltıyor, geçirmiyor gördüğünüz gibi. En son ben geleyim bakalım kaç tane çıkmış olacak. Evet, yaklaşık 270 adet bir deneme yapmışız. Baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla benim öyleydi. Başka bir beyaz incimiz yoksa, ki muhtemelen yoktu. Şöyle de 15 burada, 15 burada, 34 tane falan çıkarmışız. Evet, gördüğünüz gibi %10 oranlarını bugün karakter iyi tutturuyor. Belki pazarda birazcık daha enerji parçası varsa çekerim, onları da denerim. Kızılalev taşı stoğumuzda uzun bir süre boyunca olmuş olur diye düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Geçelim, bir şu kalan incileri de belki deneriz bakalım. Bu arada bu eşya deposunu ben indirmeye çalışıyordum beyler de. 200 tane falan indirdim ve bunları açmam bile benim yaklaşık 2 saatimi falan aldı. Şöyle gerekli olan zümrütleri falan indirdim. Ne bileyim, özütleri falan indirdim. Kullanacağım ama dediğim gibi yapmayacağım yani şu anda. Çok daha boşluklu bir zaman bulduğumuzda yaparız bunları diye düşündüm. Gerçekten çok yorucu. Eşya deposu indirmek oyundaki en zulüm şeylerden bir tanesiymiş yani. Konumuza gelelim. Biz neden bu ayaz gücü özütlerini yaptık? Şimdi bu karakterde marka bitiyor beyler. Ben de bu durumdan da bir miktar rahatsızdım. Şu anda bu markayı buradan almak istiyorum. Artık marka kullansın istemiyorum karakter. Bu yüzden diğer ninjamızda kullandığımız artı 58 buz tılsımını şu şekilde bu karaktere almış bulunmaktayım. Diğer karaktere de bizdeki 23 buz tılsımını verdik. Ancak o karakterde biliyorsunuz ki biz slot temizlemeden kesiyorduk Hidra'yı. Şimdi o kesimi de rahat bir şekilde yapabilmesi için 20 buz gücü de arttırıp, yani tılsımını 23'e değil de 43'e düşürmüş gibi kullanacağız. Ki zaten karakter 2,5 dakikada Hidra'sını tamamlıyor. Çünkü karakterde kesiyor dediğim gibi. Yani bir tane
Ayaz gücü özütü bizlere 4 tur götürecek ve 4 tur gerçekten çok büyük bir masrafa girmiyor. Bu açıdan düşündüğümüz zaman tanesi 20 m falan denk geliyor desek bile tur başına 4-5 m anca bir masraf götürmüş oluyor bizlerden. Bu şekilde bu karakter de markasız bir kesim yapabiliyor. Birazdan sizlere onları da gösteririm ben kesimlerini. Markasız kesimi çok rahat bir şekilde yapabildiğini göreceksiniz karakterin. Şu anda markasının bitmesini bekliyorum. Markada da bu arada 32 km civarlarında bir hasar görüyor bu şekildeyken. Ama tabii güç özütü basmıştı. Muhtemelen 29 km civarlarında görüyor. Markası da 26-27 bandında attığı için çok rahat bir şekilde kesebiliyor diyebilirim. Artık karaktere marka çekmek istemiyorum. Ki zaten eşya depomda da sadece bir tane nazar tılsımı kaldı. Bu nazar tılsımının da süresi bitiyor. Yani müzayede olur da gelirse 30 günlük 60 günlük bir nazar. O şekilde hidreye devam edecek bu karakter. Haricinde ekstra bir masrafa girmek istemiyorum bu karakterde dediğim gibi. Ekstra bu karakterde nasıl bir güçlenmeye gidebiliriz? Buradaki Alastor'u yükseltebiliriz ya da silahımızı bir yılan silahına çevirebiliriz. Bu silah dediğim gibi Hydra için çok yeterli bir silah değil. Geri kalan itemlerinde pek eksikler yok ama yani silahta belki bir güçlenmeye gitme durumumuz söz konusu olabilir. Bakalım böyle düşüncelerimiz var. Şimdilik planı ben size anlattım. Şöyle ekranda o karakteri vereyim. Kullandığım şeyleri de şöyle sizlere göstereyim. Bu kesimde de bunları kullanmamız gerekiyor beyler. 20'lik delici her türlü şart. Geri kalan ürünler şöyle 10'luk enerji. Şunlar dediğim gibi çok uzun süre gider. Yani bu karakter belki 1 ay 2 ay buradaki 111'li ürünle hidrasını keser diye düşünmekteyim. Güzel de olur diye düşünüyorum. Bakalım bu tılsımda artık bunu da kullanacağız dediğim gibi. Hayırlı olsun. Belki bunun da biraz da zırhını basmaya yönelebiliriz. Çünkü 6 canavar çok düşük alıyor bu zırhtan. Bir de üzücü olarak oyuna girmediğim dönemde 2000 ipi 10 delici 12 güçlü bir fişimiz vardı bizim. Onu kaybetmişiz, yerine böyle bir fiş yaptık. Birazcık kötü oldu o da. Farma başlamadan önce de 45'er paket ortalama bir şeftal çiçeği ve leylak topladım. Leylaklar çok pahalanmış, 22 m olmuş. Bunlar benim elimde Hidra'dan biriken stoklarım gene. Şeftal çiçekleri hala nacizane ucuz bir fiyatta 5 m, 5,5 m civarlarından 6 m'den falan topladık bunları. Hemen hepsini bir çevirelim. Biz bunları bir delici şebnemine denerken tekrardan gelelim. Umarım ki bol miktarda, güzel miktarda beyler bu şeylerden elde edebiliriz. 20'lik 3 lazım bize. 20'lik 3 çok 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 fazla lazım. 20'lik 10 olursa da olur. 20'lik 5'ler de olur. Bakalım güzel bir şekilde çıkarsa mutlu olurum. Şimdi 45 tane sim suyuyla biz bunu denediğimiz zaman yaklaşık 22,5 adet 2 üstü pembe şebnem elde edeceğiz. Bakalım 22,5 adetten kaç tanesi 20'lik ve istediğimiz dakikalarda tutacak. Şöyle denemeye başlayalım. Umarım ki güzel geliyorsundur. Gerçekten güzel gelmeni temenni ediyorum. Şöyle 15 tanesini denedik bile. Şöyle 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 şöyle. Evet, son bir yüzümüz kaldı. Tamamdır. Bakalım doğru mu hesaplamışız? 22,5, evet. Son yüzlüden başlıyorum. 12'lik 5 çok kötü. 12'lik 3 berbat. 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 Oy 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 oy. Hiç 20'lik çıkmamış beyler. 22 tanesinden hiç 20'lik çıkamaz mı? Kardeşim ne yaptın sen bize ya? En azından farmımızı yaptıracak şebnem verseydin. 202 belki işimizi görür de. Aa, bir tane gelmiş. Bir tane mi geldi sadece gerçekten? Gerçekten bir tane mi işimize yarayacak geldi? Bir de şu vardır belki. Bu geri kalanların tamamı çöp beyler ya. Evet, karakterlerin hasarlarını da göstermek bağlamında Hidra'ya geldim. Sıra sıra bir Hidra keselim. Normalde ben ikisini de aynı anda kesiyorum dediğim gibi. Bu karakterden zaten şu şekilde. İtemlerin de üzerinden tekrar ufak bir şekilde geçelim. Mutluluk yüzüğü kullanıyoruz. 5 saniye buzu, çok güzel bir ayakkabımız var. Bunun aynısını 50 STR'sinden arıyorum. Suraya alacağız ama bulamadık daha. Çok pahalı fiyatlar istiyorlar. Şöyle 9 ruh kemeri. Şu zırhımız kötü. Zırhımız burası için gerçekten aslında güzel ama artısı basılırsa çok güzel bir zırh haline gelecek. 6 canavar bir miktar düşük kalıyor maalesef ki. Şöyle bir dragon kapşonumuz var. Bu da güzel gerçekten. Şöyle artı 23 bir buz tılsımı kullanacağız. Şöyle sersemlikli 5 saniye buzlu bir titan kalkan. Gene 5 saniye buzlu. 5 patronlu. 5 buzlu, şöyle 47 orta 10 delici 10 canavarlı bir zodyak yayımız. Aynı zamanda 10 kritik 10 delici bir fiş ve çok da güzel, muazzam, şaheser bir kuşağımız var. Gene auramızda delicili bir aura, delici artı patronlu. Bu şekilde örümceğe dönüşerekten kullandığımız ürünlerde şu şekildeyken kesebiliyoruz Hidra'yı hiçbir şekilde direkt savunmadan. Ama tabi arada şu şekilde şamanını sizlere göstereyim, şuradan gidecek kendisi. Şöyle gidiyorum, şuna bir kükreme atıyorum beyler. Şöyle şuna bir kükreme çakıyorum, şöyle göstereyim. Ona kükredik. Bu şekilde onu kovalarken de ne oluyor? Hidra'nın canı daha az gidiyor. Yaklaşık 3-4 km gibi bir direkte fark ettiriyor. Tabii geri döndüğü oluyor. Geri döndüğü durumlarda da tekrar gidip kükrüyorsunuz. Tekrar size geri geliyor. Direği savunmadığınız zaman da karakterde bekliyorken de böyle bir avantajınız var. Şimdi karakteri alalım. Şöyle dönüşümümüzü atalım, karakterimizi atalım. Hidra başladığında geleyim, bakalım kesimimiz nasıl gerçekleşecek.
Evet, sürede saymaya başladı. Şöyle girdik tekrardan direği hiç savunmadan. Şöyle göstereyim. 34K gibi bir canla başlıyoruz. Normalde 32K'da başlatıyoruz sizi eğer ki Siren Kraliçesini çekmezseniz. Şöyle başlayalım bakalım ne kadar bir hasar vuruyoruz. Şunları da yenileyelim. İkisi de aynı anda bitsin diyerekten çektim bu arada. Çözme yediğinizde de gitmiyor bu ürün. Gayet güzel o yüzden. Şöyle 2,5 dakikalık bir süreçte muhtemelen keseceğizdir. Şunları da bir tazeleyelim. Tabii marka vesaire kullanmamız gerekiyor. Artı 58 boost tılsımı varken şu güç özütünü ve şunu basmıyorken 78-79K civarlarında bir hasar görüyordu karakter. Bazen 81'leri görüyordu. Şu anda maksimum 75'i gördüğünü görüyorum kendi gözlerine. Bakalım ne kadara düşmüş direğimizin canı. 30K gayet yeterli, kafi. Bu miktarlarda devam ederseniz mesela 5K gibi bir canla biz bu direği savunduk. Şimdi ikinci direkte bir miktar daha düşüreceğiz. İkinci direkte 20K'nın altına düşmememiz gerekiyor. Gene düştüğümüz zaman da kesebiliyoruz. Hatta 15K'ya düştüğünde yani bizlere nedir o %30 yazısını verdiği zaman bile üçüncü başa başlamış olsak kesme ihtimalimiz gene oluyor. Karakterin saldırı hızlı kombinleri vardı. Saldırı hızlı fişi, saldırı hızlı kaskı vardı. Kostüm kafalı bunların hepsinin süresi geçti maalesef ki. Şimdi bu şekilde kesiyoruz. Şöyle gösterelim. İkinci kafayı da çok hızlı bir şekilde eritecektir karakter. Artı 23 bu tasımı bu karakter için gayet yeterli olduğunu gördüm. Diğer karakterimizde markasız kestirmeye yarıyor bu olay. Birazdan yapacağım denemede muhtemelen o karakter de marka olacak ama markası tasarını siz de ufaktan kestirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bunları da bir tazeleyelim hemen bufflarımızı. Üçüncü başımıza da geçelim. Evet, şu üçüncü kafada da geldik. Bir de dönüşümde böyle karakteri attığınız zaman hani slot temizlemeden kestiğiniz zaman Hydra'yı şöyle bir avantajdan bahsedeceğim sizlere. Buradaki gördüğünüz delik mesela 40 dakikaya beyler şu anda. Tur başına bir dakika bile yemiyor. Deliklerden yemiyor yani gerçekten. Bir deliği fulluyorum. Bir ay Hydra kesiyorum diyebilirim yani şu zümrüt falan hiç yenilemiyorum ben bu karakterde neredeyse. Çünkü bunun mantığı şöyle işliyor deliklerde. Şimdi karakteri ışınlıyor ya bizim. Karakteri ışınlamadan öncesinde bir sayaç saymaya başlıyor. Her ışınladıktan sonra bir dakikalık bir sayaç sayıyor. Ama biz bir başı bir dakikadan önce kestiğimiz için o sayaç tekrardan 59 saniye dönüp saymaya başlıyor. Bu yüzden deliklerden hiçbir şekilde süre azalması gerçekleşmiyor. Şöyle de 2,5 dakikada Hydra'yı kestik. %20 canda. Bu oranlarla çok rahat bir şekilde kesebildiğimizi gördünüz. Dediğim gibi bu delik olayı da çok mantıklıdır. Hydra'yı dönüşümdeki karakterinizle hem küre masrafından kurtulmak hem diğer kullandığınız şebnemlerin vesaire süresinin uzun gitmesini sağlamak adına hem de uğraştırıcısı daha az, uğraşı daha az olacağı için çok mantıklı bir hale gelmiş oluyor. Dönüşümdeki karakter için bu arada böyle diğer düz kesen karakterlerde o süre sayacı muhtemelen sürekli geçiyor. Çünkü ışınlamıyor sizleri. Yani dönüşümdeki karakterin cevher masrafı gibi bir durum söz konusu olmuyor. Karakterde kestiğiniz zaman. Şimdi diğer karaktere geçelim. Bir de onunla kesim yapalım bakalım. Evet geldik bu karaktere. Şimdi bir de bununla Hydra kesimimizi gerçekleştirelim bakalım. Geçmeden önce şurada çıkan şebnemleri bir alabilir miyim? Hemen şunları bir alayım üstüme. Bunlar da zaten kötü geldi. Şebnemlerden bir miktar kötü oldu ama hemen geçelim. Hydra'mızı başlatalım. Bu karakterle savunmak zorundayız. Düz karakterlerle rahat bir şekilde direkt savunmadan kesmeniz için gereken hasar 33-34K civarlarında. Ama dediğim gibi onda bu cevher masrafınız her zaman oluyor. Cevherlerin süresi hızlı şekilde tükeniyor. Ve bunun simya süresi çok fazla yoruyor beni. Gerçekten bu karakterin simya süresi beni bir miktar yoruyor. Gidip biraz orada kasmaya üşeniyorum diğer karakterlerle uğraştığım için o süreçte. Yani dönüşümdeki karakter aslında burada daha az masraflı gibi gelmeye başladı gözüme. Çünkü bir küreyle nereden baksanız 15 tur atıyorum ve Zümrüt'ün 40M, bu Kızılay Taşı'nın 30-40M olduğu bir piyasada sürekli delik yenilemekte bir miktar yorucu oluyor. Bazen yeri geliyor 5 tane Kızılay taşıyor, 5 tane Zümrüt diyor. 2 von tutuyor nereden baksanız. Yani bunlar da bir ekstra masrafa giriyor. Dediğim gibi o karakterde bir kere bu 6 saatlik süreyi yaptığım zaman bir ay boyunca hiçbir şekilde delik yenilemiyorum. Bunun böyle masrafları var tabii ki. Şimdi bir de bunun hasarını görelim sizlerle birlikte. Dedeci alacaktım, almadım da bu bize yeterli olur bu tur için. Yani şöyle slotlara bakalım ne kadar bir hasarımız var. Tabii markalı şu anda. 42K falan buradaki slotlara bir hasar görüyor ama o buz gücü patladı muhtemelen. Aynen 39K civarlarında bir hasarımız buradaki slotlara çıkıyor. Şu Siren Kraliçesine kaç vuruyoruz ona da bakalım. Bu şekildeyken 38-39K'da buna geçiriyoruz. Şöyle 53K'da bir suikast. M5 suikast. Evet bu şekilde direği savunacağız. Bu karaktere savunmak zorundayız. Aynı zamanda balık masrafımız. Şunların masrafı falan var. Tabi markası kestirmek için böyle masraflar her zaman olacak. Ama markası kestirmek çok daha rahatlatıcı benim için. Olur da Nesna Market hani ne bileyim marka gelirse böyle 200'lüsü 2K'den falan geliyor. O şekilde alırım karakteri ama onun haricinde ev çekip de marka için Epsom vesaire atmak istemiyorum. Hiç istemiyorum gerçekten.
Marka gelirse alırız dediğim gibi. Şimdi bu rayı bir temizleyelim bakalım. Kesine de tekrardan gelelim. Tetra'ya da geldik. Bu karakter 48K'da başlıyor rayı kesmeye ve diğer karakterden çok daha yavaş bir şekilde kesecek muhtemelen şu anki hasarıyla bile. Şöyle bakalım. 25K civarında vuruyoruz ama şunları tabii ki basmadım daha. Şöyle bunları da bastığım zaman 30K'ları çok rahat görebiliyoruz. Ayaz gücünde bastığım zaman 32K'yı falan görmeye başlıyor. Şunu da bir basalım bakalım belki bitmiştir. Bu şekilde bir hasarımız mevcut bu karakterde. Marka gittiği zaman da 26-27K'ları gene çok rahat bir şekilde görüyor karakter. Bu tılsım sayesinde bu yüzden de dediğim gibi markası bir kesilme artık başlamış oluyor karakterimiz. Gayet rahatlatıcı oluyor. İlk başta 40K'ya düşmüş oluyor gördüğünüz gibi. Yani diğer karakter ilk başta mesela 3K 4K civarında bir can yerken bu karakter yaklaşık 7K civarında yiyor ve daha yavaş bir kesim gerçekleştiriyor. Dönüşümdeki karakterin Hydra'daki böyle bir avantajı var tabi. Tılsımımızın artısı yükseldikçe yılan hançeri falan geldikçe bu çar çok daha avantajlı bir konuma geçiyor. Ama onlar da çok yüksek miktarda masraflar. Şöyle Hydra'mızı kesmeye devam edelim. Marka masrafımızı kaldırmak adına Ayaz gücü özütüne geçiş yapmış olduk. Hydra'yı da bu şekilde çok rahat bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum. Bu karakter zorlanıyordu açıkçası. Yani Hydra farmında şu dakikadan sonra dediğim gibi yapabileceğimiz tek güçlenme bu karaktere bir yılan hançeri yapıp belki Allah Storm'unu kasıp belki bir miktarda tılsımın artısını yükseltip hani markalı olsa dahi direkt savunmadan, slot savunmadan kesime geçmek olacaktır. Çünkü slot savunmak gerçekten büyük bir süre kaybına yol açıyor. Diğer türlüsünde bu karakterlerin ikisinin kesimini aynı anda gerçekleştirdiğim zaman direkt savunmamak çok büyük bir avantaj haline geliyor benim açımdan. O yüzden dediğim gibi buna belki bir yılan hançeri elde sağlayabiliriz ama güzel bir hançer olması lazım. Çünkü birkaç hançer denemesi yaptığım zaman çok büyük bir fark görememiştim iki hançer arasında. Gerçekten tatmin edici bir miktar değildi çünkü benim hasarımı 33-34K'lara çıkarmam gerekiyor böyle bir farm yapabilmek için. Hydra'mızda %30'u görmeden bu karakterde de patlayacak gibi gözüküyor. Yok görecek muhtemelen ama %30'da patlatacağız gibi. Aynen %20'yi görmeyiz muhtemelen. Kesimlerimiz böyle rahat bir şekilde gerçekleşiyor Hydra'da da. Güzel oldu bu tılsım takası iki çar arasında. Hoşuma gitti benim de. Hydra'ya durmadan yılmadan devam. Borçlarımızı ödememiz gerekiyor. 700 bonluk bir borcumuz kaldı. Onu da bitirelim, rahatlayalım. Vallahi bir şeyler denemek istiyorum artık, yoruldum. Aylardır borcum var, aylardır bir şeyler uğraşıyoruz. Yani hesap üzerinde çok da fazla şey alıyoruz aslında böyle. Bonla monla. Metinlikte şu liseden var mı benden başka beyler? Bir item alıyorsunuz. Mesela item ne diyelim, 2000 won verdiniz. Abi farm yapıyorsun. Günde 100 won kasıyorsun ama itemde 50 won eriyor. Yani 2000 won'u aldığın item oluyor sana bir ay sonra 1000 won. Farmın bir miktarda orada zararı var. Yani Metinik'teki en mantıklı şey son zamanlarda bana ticaret gibi gelmeye başladı. Ticaret haricinde hiçbir mantık kalmıyor gibi geldi oyunda bana. Umarım ki bu düzen değişir ve düzelir. Umudumuz o yönde. Bu videodan da bu kadar olsun. Diğer videolarda gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çıkmadan da beğeni bırakın bu arada.